Çiftçilerimiz alışılagelmiş yöntemleri, metotları kullanmakta biraz ısrarcı. Eskiden bu tarlalar öküzlerle sürülüyordu. Traktör geldi, bu uygulama bitti. Şimdi artık insansız hava araçları var. Sevgili Çiftçi TV izleyenleri, hepinize selamlar, saygılar, sevgiler diyerek yeni bir bölüm, yeni bir konuyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Ülkemiz tarımı için çok önemli bir konu. Daha yeni yeni ülkemiz tarımına giren insansız hava araçları, drone'la zirai mücadele ve gübrelemeyi konuşacağız. Evet, Muhammed Bey, Çiftçi TV ekranlarına hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Bağcı. Peki nereden aklınıza geldi bu işe girmek? Nereden esti? Evet. Ülkemizi seviyoruz. Yaşadığımız ülkede tabi diğer ülkelerde olduğu gibi bir takım problemler var. Bunun da bazı sebeplerinden biri işte ekonomik problemler. Ya bu nereden kaynaklanıyor diyoruz. İşte biz ithal ediyoruz, ihraç edemiyoruz. Yani ettiğimizde katma değeri düşük ürünler. Yani bir tır cep telefonu alıyoruz. Karşılığında 103 tır domates satarsak eğer cari açı kapatabiliyoruz. Evet. Bu bağlamda yani ülkemize katma değeri olan ne yapabiliriz? Bunu sürekli araştırıyorduk. Bu işe kafa yoruyorduk. Onun da teknolojiyle olduğunu artık gördük yani. Bu gayet açık bir şey. Robotik kodlama atölyesi yaptık önce. Çocuklarımıza yazılım öğretelim. Yani yazılımın sermayesi insan. Evet. Biz bugün en kötü programa yıllık $500 güncelleme parası ödüyoruz. Bu yani yurt dışına kaçan ciddi bir geri dönüşü olmayan bir döviz. Bunu engelleyebilmek için de çocuklarımızın yazılım öğrenmesi lazım. Önce çocuklarımıza yazılım öğretmeye çalışarak yola başladık. Sonra Profesör Doktor Mustafa Ereyman bir gün dedi ki ya keşke dedi bizim tarımda da bu yaptığınız işleri yapabilsek dedi. Yani zirai insansız hava araçlarıyla bunları dedi uygulamalarını yapabilir miyiz dedi. Biz de o kanala biraz daha yöneldik. Yapay zeka ile ilgili dronlarda çalışmalarımız vardı. Yerli bir üretim yapan firmayla tanıştık. Birlikte çalışmalarımız oldu ve kendisilere de teşekkür ediyoruz. Yerli, gayet güzel çalışan bir insansız hava aracı ürettiler. Evet. Bizim yani yola çıkış sebebimiz, bu işlere bizi iten şey ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak, katkı sağlamak. Evet, çok güzel bir düşünceyle başlamışsınız. Programdan önce sohbetimizde de anlattınız. Tarım nasıl yapılıyordu eskiden? Çiftçilerimiz alışılagelmiş yöntemleri, metotları kullanmakta biraz ısrarcı. Ben de kendisilere şunu söylüyorum. Ya affedersiniz eskiden bu tarlalar öküzlerle sürülüyordu. İnekler kullanılıyordu. Sapan vardı. Şimdi traktör geldi. Bu uygulama bitti. Şimdi artık insansız hava araçları var. Traktör bitti. Yani bu nasıl söyleyelim? Hem daha ucuz. Yani o hayvan kullanarak tarla sürmekten traktöre geçilen dönemdeki en büyük sıkıntı traktörü üretemememizdi. Yani fiyat çok pahalıydı. Hatta Aziz Nesin'in Medeniyetin Yedek Parçası Nerede diye bir yazısı var. Okumanızı tavsiye ederim. Medeniyetin yedek parçası bile yoktu burada. Medeniyet geldi diyorlardı. Ya bunu yerli yaptık. Yedek parça sorunu yok. Medeniyetin yedek parçası da var artık. Medeniyet geldi, kullan kardeşim. Yani inşallah çiftçilerimiz de biraz bilinçli davranırlar da geleneksel yöntemlerden ziyade teknolojik yöntemleri kullanarak karlılıklarını artırırlarsa biz de ben vicdani olarak memlekete borcumu ödemiş olmak istiyorum. Ödemiş evet. olarak hissedeceğim kendimi. Onlar da ekonomik olarak kalkınacaklar. Ülkedeki en büyük problemlerden birinin çözülmesine çorbada ufak bir tuzumuz da olsa katkımız olmuş olacak. Evet, milli ekonomiye, milli tarımsal ekonomiye bu ilaçlama, gübreleme yöntemiyle katkı sağlayacağım diyorsunuz. İnşallah. Evet, peki bunun faydaları nelerdir? Bunun faydaları saymakla bitmez. Bu görmüş olduğumuz alet çok fonksiyonlu bir alet. Bunun üzerinde su tankı var. Yani ilaç sıkma tankı var. Nozzle'larımız çok küçük zerrecikler halinde ilaç uygulaması yapıyor, atış yapıyor. Yani 150 mikron gibi seviyelerde. Bu gözle görülebilecek rakamlar değil ama pervanelerin yapmış olduğu 90 kiloluk basınçla havada bir siklon şekli oluşturarak bitkinin yaprağının hem altına hem üstüne her yerine nüfus ediyor. Diğer holderle yapılan uygulamaya göre %90 civarında, 95 civarında daha az su kullanıyoruz. Evet. Yani bu sefer ne oluyor? Tarlayı zehirlemiyoruz. Suyu veriyor abi yukarıdan aşağı.
direkt tarlada toprağın üzerinde zehir. Yani böyle bir uygulamanın toprağın verimliliğini düşürdüğü aşikardır. Şimdi yapacak ne kalıyor geriye? Tek bir şey kalıyor. Bunu vaktinde zamanında uygulayabilmek. Evet. Daha az ilaç sarfiyatı, daha etkili bir uygulama. Radarlar aracılığıyla, uydular aracılığıyla, nokta atışı hareketlerle çok daha başarılı bir sonuç elde ediyoruz. Evet, peki bunu neden tavsiye ediyorsunuz? Yani tarlaya mesela traktör girmiyor, holder girmiyor. Bir buğday tarlasını düşünelim. Evet. Holder girdiği zaman belli bir yeri eziyor. Oradan verim alamıyorsunuz. Mısırda mesela mısırlar büyüdü mü hiçbir şekilde holder ve traktör girmiyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Eğer ki mısır değil de sadece buğdayı düşünürsek, tarlaya holder ve traktör soktuğunuz zaman mahsulün toplamda %5'ini ezersiniz. Evet. Yani bugün dönüme 600 kilo bir buğday verimi elde eden çiftçi, şu an 7-8 liralarda galiba, 500 lirası yok demek yani. Evet. Yani bu 500 liranın da yani %5'i gidiyor. Yani bu ciddi rakamlar. Evet. Şimdi bu rakamları yok etmek nerede? Bunları kâra çevirmek nerede? Yani. Yani bu ezilen, yok olan buğdayın ezilmemesi lazım. Çünkü artık uluslararası arenada her şeyin borsası var. Buğdayın borsası var, pamuğun borsası var. Yani dünyayla rekabet halindeyiz. Evet. Oradaki %5 mahsul benim milletim için çok önemli. O %5'i nasıl artı %10 yapmamız, eksi %5'i nasıl %10'a çıkartmamız gerekiyor? Bunların hesaplarıyla uğraşmamız lazım. Evet. Peki çiftçilerin görüşleri ne? Siz drone'la gidiyorsunuz, ilaçlama ve gübreleme yapıyorsunuz. Çiftçiler nasıl yaklaşıyorlar? Çiftçiler aslında güzel yaklaşıyorlar, beğeniyorlar. Yerli olduğu için de güzel bir heyecan duyuyorlar. Kullanmak arzusundalar. Ama biraz kullanmak için teknolojik altyapı gerekiyor. İşte kumandası, uyduları vesaire durumları. Haritalama bilgisi, biraz işte uçurulacak bölgeler var, yasaklı bölgeler var, biraz hukuki bilgi gerekiyor. Yani bu kadar şeyi çiftçinin öğrenmesi biraz zor oluyor ama başaran arkadaşlar da var. Kendileri uygulamalarını yapabilen arkadaşlar da var. Onun hariciyetinde ilk başta ya benim diyor traktörüm var, holderim var, ben işte bu kadar ekipman almışım. Bunu niye kullanmayayım? Ya diyoruz ya dönüme 1 litre mazot harcasan 20 lira bugün. Yani bizim yaptığımız uygulamalar size çok daha kazançlı olacak. Evet. Yani şu an muhakeme dönemindeler. Tabii biraz daha araştıran, teknolojiyi takip eden çiftçiler şu anda rezervasyonlarını yaptırdılar. Evet. Yani ileri tarım seviyesinde çalışan çiftçiler şu an rezervasyonlarını yaptırdılar. Muhtemelen 10 gün içerisinde uygulamalarına başlayacağız. Peki memnun musunuz bu işe girdiğinizden dolayı? Vallahi ben Necip Fazıl Kısaküre'nin bir şiiriyle cevap vermek istiyorum. Tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın. Sen koşmana bak Küheylan, çatlarsan doğuran kısrak utansın. Evet, biz bu işe baş koyduk ve milli ekonomimizi, aynen, biz bu işe Türkiye devlet tarımına, millet hesabı, evet, yaparak girdik. Yani başarılı olursa memnun oluruz, olmazsa hayırlısı deriz. Evet, ben çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Başka ben son söz olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle Çiftçi TV'ye, Çiftçi TV ailesine ve sizlere tarıma olan ilgi alakanızdan, çiftçilerin bilinçlendirilmesindeki katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize de teknolojiyi sonuna kadar kullanmalarını tavsiye ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, drone'un tarımda kullanımı programına devam ediyoruz. Mustafa Ereğmen hocamla beraberiz. Evet hocam, neden tavsiye ediyorsunuz insansız hava araçlarını tarımda kullanımını? Evet, öncelikle Çiftçi TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Şirketimizin kurucusu Serdar Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Sağduyulu davranıp böyle bir şey yatırımda bulunduğu için. Çünkü büyük bir yatırım, yani şu gördüğünüz bir drone, yani yüz binlerce lira, yani bunun çiftçi tarafından kabul görüp görmemesi büyük bir risk. Tabii ama çiftçimiz tabii ki sağduyulu davranmayı onlar da seviyor. Sağduyulu davranan çiftçilerimiz de var. Neden bunu kullanacağız? Dronlar hakikaten 3 sebebi var kullanmamızın. Biri teknolojik sebep, biri sosyal sebep,
diğeri de ekonomik sebep. Teknolojik sebep söylememe gerek yok. Eğer biz buna çiftçi olarak sahip çıkarsak, bununla ilgili motorundan, GPS'inden piline kadar bu teknoloji ve yan sanayiler gelişecek. Bu da ekonomiye çok büyük katkılar sağlayacak. Sosyal olarak nasıl gelişeceğiz? Köyden şehre müthiş bir akım var. Bunu herkes biliyor ve bunun Türkiye ekonomisine olumsuz etkisi de çok fazla. Şimdi biz eğer çiftçimizin işini kolaylaştırırsak Erdem Bey, evet, daha çok kazandırırsak çiftçiye, çiftçi neden köyden şehre gelsin? Çünkü bir çiftçinin veya bir köylünün şehre gelmesinin maliyeti köyde kalmasından çok daha fazla. O yüzden son zamanlarda sanırım çalışmalar da yapılıyor çiftçiye sosyal güvenlik haklarının köyde daha fazla olması için, köyden şehre göçün azalması için. Her ülke olduğu gibi Türkiye'nin de çok büyük katılımları var. Ekonomik olarak hem ülkenin ekonomisi açısından hem lokal ekonomi açısından oldukça muazzam bir katkı sağlayacak. Ülke ekonomisi açısından biz her yıl 400 milyon dolar para ödüyoruz bu ilaçların ham maddeler için. Şimdi bu dronlar ilaçların etkinliğini oldukça artırıyor. İlaç kullanımını %50'ye kadar, hatta bazı yayınlarda %70'e kadar tasarruf ettiğine dair çalışmalar var. Biz de bunları arazilerde deneyeceğiz tabii ki. Bu global ekonomi açısından, Türkiye ekonomisi açısından oldukça önemli. Yerel ekonomiye de tabii bu yansıyacak. Çiftçimiz eğer bu drone'u kullandığı zaman tarlasını daha az tepeleyecek. Bugün yapılan araştırmada en düşük katma değeri olan bir bitki olarak gördüğümüz buğday, yani en ucuz ekmek yiyoruz yani. Bunda bile %3, %5 tahrip edebiliyor, verimi azaltabiliyor. Buğday fiyatlarının 6 lira 7 lira bulduğu bir dönemde, yani %3, %5 rakamları hakikaten çok fazla. Dekara nereden baksanız 200-300 lira maliyeti olabiliyor çok verimli tarlalarda. En azından bunu hiç tarlaya girmeden bu ilaçlamaları bundan yaptığımız zaman veya sıvı güprelemeleri bu zarardan kurtulmuş oluyoruz. Diğer güzel bir tarafı, biz normal dereden aldığımız suyu falan kullanmıyoruz. Kendimiz özel arıtılmış sularımızı kullanıyoruz. 16 litrede veya 30 litre neyse kullandığınız drone'a göre suyu manipüle etmenin, ortamını değiştirmenin daha kolay olduğunu biliyoruz. Bunlar bize çok büyük faydalar sağlıyor ilacın etkinliğini artırmamız açısından. O yüzden drone'la attığınız ilaç, traktörle attığınız ilaçtan kat be kat daha etkili sonuçlar verme gibi bir potansiyeli var. Mevcut var. Yaygın olarak da kullanıyoruz. En çok karşılaştığımız sorulardan biri de şu: efendim diyor, ben diyor dönüme 20 litre su atıyorum veya 20 dekara 400 litre suyla ilaçlıyorum. Nasıl oluyor da aynı ilacı 13-14 litre suyla aynı alana atabiliyorum? Şimdi sevgili Çiftçi TV izleyenleri, buradaki gördüğünüz nozullar özel nozullar. Bunlar 150 mikron çapına kadar düşürüyor. Yani biraz daha düşük olsa havaya uçacak. Çok daha fazla damlacık büyüklüğü fazla olduğu zaman da yere damlayacak, gidecek. Ve nitekim yapılan çalışmalarda traktörle attığımız, holderle attığımız ilaçlarda etkinlik oranları %30'a kadar düşüyor Erdem Bey. Bunda ise %85. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Evet. Yani biz drone'u isabetli olarak kullanırsak, tabi öyle drone'u alıp da hemen ilacı suyu koyduk attık, bunlarla iş bitmiyor tabi. Mutlaka uzmanlarla çalışmanın faydasını görecektir çiftçilerimiz. En azından belli bir müddet bunun eğitimini almaları lazım. Zaten şirketimiz de bu konuda eğitim vermeye başladı. Bu konuyla ilgili izinlerimiz de tamamlandı. Yani burada atılan ilacın zerrecikleri neredeyse %85 oranında bitkiyle buluşuyor. Evet. Yani bu da bizim hastalık ve zararlarla mücadelemizde
çok önemli katkılar sağlayacak. Biz her yıl daha fazla ilaç kullanmaya meyil ediyoruz. Çünkü attığımız ilaç ne yabancı otu öldürüyor bazen, ne de haşereyi veya hastalıklarla kolay mücadele ediyoruz. O yüzden dediğim gibi inşallah bu çok yaygın hale gelecek diye umut ediyoruz. Evet. Bu konuda da biz hem hazırız şahsım diyorsunuz. Olarak hazırız, hem de şirketi olarak inşallah bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Evet. Sizin de katkılarınızla tabii ki. Peki ben şunu merak ediyorum hocam, yani bu yeni bir sektör, yeni bir sistem Türkiye tarımında. Dünyada ve Türkiye tarımında kullanımından biraz bahseder misiniz? Şu ana kadar benim gözlemlediğim yurt dışında en fazla kullanan ülkelerden birisi Japonya. Japonya. Artık evet. İlaçlamanın %60'a yakını bu drone ile ilaçlamaya geçti. Sıvı gübrelemeye geçti. Yani burada sıvı gübrelemede de drone'da da muazzam katkılar sağlıyor çiftçiye. Hindistan'da çok yaygın kullanılmaya başlandı. Bunlar hep dikkat ederseniz çeltik, buğday, hububat alanları. Evet. Özellikle mısır tarımında ve pamuk tarımında çok fevkalade faydaları var. Mısır tarımında dediğimiz gibi yüksek çatılı traktörler var, leylek traktörler dediğimiz. Mısırın boyu uzadığı zaman bazen leylek traktörü de giremiyor. Diğer taraftan mısırı suladığınızda traktörle tarlaya giremiyorsunuz. Tarlaya giremediğiniz zaman da beyaz sinek veya diğer kurt türleri, kurtçuklar mısıra zarar veriyor. Şimdi veyahut da yağışlı havalardan sonra ilaç atacaksınız. Zaman yetişmiyor. Sen tarlanın kurumasını beklerken yabancı otlar, ilaç, hastalıklar, zararlar alıp başını gidiyor. Yani muhteşem bir acil eylem planı uygulaması gibi. O yüzden her zaman biz çözüm odaklı teknolojilerden taraftarız. İnşallah bu da yine böyle, biz kendimiz de kullanıyoruz bunu, sadece çiftçilerimize önerdiğimiz gibi. Bu hem mısır tarlalarında, pamuk tarlalarında özellikle yazlık sulama yaptığımızda bir hafta tarlaya giremezsiniz. Diğer taraftan bu pervanelerin bir mucizesi daha var. Özellikle bu döllenme zamanında mısır püskül çıkarttığında ilaçlama veya bunun üzerinde diğer uygulamaları yaptığınızda hem döllenmeye fayda veriyor. Evet, enteresan. Bunların bir çıkardığı şey, tabii yapılan bir çalışmada %70 oranında döllenmede farklılık yarattı. Hmm. Yani kullanılmamasına göre döllenmede çok büyük gelişmeler kaydedildiğine dair çalışmalar var. Şu ana kadar daha yeni bir sistem. Tabii ki biz bunları takip ediyoruz. Tüm dediğim gibi hem su kullanımı nasıl olmalı, efendime söyleyeyim gerekli katkı maddeleri kullanılaraktan bu etkinliğini daha fazla nasıl artırabiliriz? Bunlar üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunlar hep çiftçimizle beraber, hem dünyayla beraber, eş zamanlı olarak bunları Türkiye'ye getirmeye, hem şehrimize getirmeye çalışacağız. Evet. İnşallah. Peki çiftçiler için yeni bir konu bu. Çiftçilerin bakış açısı nasıl? Yani neye tereddüt ediyor çiftçiler? Evet, çiftçiyi en çok ilgilendiren maliyet bölümü. Malumunuz çiftçiler hep az kar marjlı olan bir sektördeler. Ama şöyle diyeyim, bununla yaptığınız uygulamalarda geri dönüşü hesap etmek lazım. Çiftçimizin bence dikkat etmesi en gerekli hususlardan biri hem hayvancılık, hem tarla tarımı, hem bahçe tarımı. Fizibilite analizi yapmakta biraz eksik kalıyoruz çiftçiler olarak. Yani attığımız tohumun, yaptığımız sulamanın, gelecek verim tahminlerinin çok iyi hesaplanarak işlemler yapılması lazım. Şimdi adam dekara 1000 lira harcıyor, 1500 lira harcıyor. Atıyorum 500 kilo verim alacak, buğday alacak veya 600 kilo. Diyoruz ya buna bir 50 lira 100 lira daha harca, 700 kilo verim al. Yani bir adam 100 lirayı harcamaktan imtina ediyor. Yani bir 100 lirayı harcasa 500 lira 600 lira geliri olabilecek. Evet. Lütfen çiftçilerimize benim nacizane tavsiyem, hesabı kitabı iyi yapmaları lazım. Mutlaka artık kar marjları çok sınırlı hale geldi.
attığımız gübrenin hesabını iyi yapmamız lazım. Mesela yaprak gübrelerine ben çok önemsiyorum. Buradan çiftçilerime yine tavsiye ediyorum. Dünya bu trende doğru kayıyor. Yaprak gübrelerinin artık kullanımının verimde çok büyük katkılar sağladı. Artık belli. Son zamanlarda sıvı gübre kullanımı oldukça artıyor. Bunları en azından denemekten kesinlikle kaçınmasınlar. Mutlaka araştırmacı yönüyle baksınlar. İlla ki büyük alanlarda denemek değil. Ya bir 10 dönüm, 5 dönüm bir farkı gör. Ondan sonra uygulamanı bildiğin gibi yap. Evet. Şimdi çiftçilik çok büyük uzmanlık gerektiren bir husus aslında. Günümüzde öyle. Yani çiftçiliğe kendini 4'te 4 vereceksen gireceksin. Bu zirai drone ile ilaçlamada da öyle. Bu işe kendinizi verecekseniz bu sektöre girin. Yani bu işin yazılım tarafı var, donanım tarafı var, tarım tarafı var, elektronik tarafı var. Bunları bizim şirketimiz tamamladığı için, bizim bir takım olduğumuz için biz bu yüzden bu yola girdik. Bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü yaptığınız en ufak bir hata binlerce lira, yüz binlerce dolar, yani binlerce, yüz binlerce lira verdiğiniz aletin çok kullanışsız hale gelmesi demektir. İnşallah bizim de çiftçilerimiz bu konuda hesabını kitabını yaparak yeni teknolojilere adapte olmasını temenni ediyoruz. Kesinlikle. Peki bu drone'la ilaçlama, zirai mücadele veya gübreleme yaparken en çok neye dikkat ediyorsunuz veya nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz? Az önce söylediniz, evet. Suyumuz özel dediniz. Tabii ki. Bu gübre ve ilaçların etkinliğini arttırıyor mu? Kesinlikle. Mesela sizin dereden aldığınız veya kuyudan aldığınız suyun pH'sı genelde bizim ölçtüklerimiz 8 civarında. Bazen 8,5-9. Bu pH derecesinde kullandığınız zaman ilacın etkinliği yarım saate kadar düşebiliyor. Eğer biz bunu güzel temiz arıtılmış su kullanırsak veya özel katkı maddeleri kullanıp bitkinin alacağı pH seviyelerine getirdiğimiz zaman ilacın etkinliği 10 gün hatta 1 aya kadar kalabiliyor. Evet. Ne demek? Şimdi sen zaten holdere doldururken kaybediyorsun suyu. Veya ilacı karıştırdığında tarlanın yarısına geldiğinde, hatta geçen öyle bir şikayetle karşılaştık. Ya aynı tarlaya attım diyor. Yan yana. Birinde iyi etkili oldu ilaç, birinde iyi olmadı. Dedim ilacı önce mi doldurdun? Evet dedi. Evet. Yani birinde ilacı suyu ilacı erken karıştırmış, öbüründe sonra karıştır. Yani erken atılan ilaç fevkalade güzel daha sonuçlar etkili vermiş. Bunun sebebinin ne olduğu düşünüyorum. Yani sadece ilaç atmakla bitmiyor. İşin tabii ki uzmanlık tarafı çok önemli. Bizim toprak mühendisimiz de var. Yüksek ziraat mühendisimiz. Bu konularda biz en detaylı hem suyundan hem toprağına kadar dikkat ediyoruz. Hem çiftçiye bir danışmanlık gibi hangi ürünler ekecek, hangi ürünler ekmiş, ne yaparsa daha iyi olur. Bu konuda da bir nevi danışmanlık hizmeti de vermiş. Bilinçlendirmeye evet. çalışıyoruz. Evet. Hem de çiftçimizin şikayetini veya problemlerini öğrenerekten bizim çıtamızı her gün daha da yükseğe getirmek istiyoruz. Yani daha onların çözüm odaklı problemlerine bir yaklaşım tarzı sunmak istiyoruz. İnşallah muvaffak oluruz yani. İnşallah. Peki bir tarlaya, buğdaya gidiyorsunuz. Şu anda da bir hafta 10 gün sonra herhalde evet. buğdayın ilaç ve gübrelenmesi lazım evet. diye düşünüyorum. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi bazı çiftçiler maalesef bilime inanmıyorlar mı diyeyim artık, ya da başka bir bilgiyle mi hareket ediyorlar? Normalde sevgili Çiftçi TV izleyenleri, hava sıcaklığı düşük olduğu zaman bu yabancı ot ilaçlarının çalışma kapasiteleri düşer. Yani bu 15-17 derece civarlarında başlar bu çalışmaya. Şimdi sen hem düzgün su kullanmıyorsun, düzgün ilaçlama yapmıyorsun, bir de hava sıcaklığı düşük ortamda atıyorsun. Ondan sonra ilaç bağıyla kötü oluyorsun. Şimdi bunlara hakikaten dikkat etmek lazım. Bunların hepsi bize milli servet olarak, milli zarar olarak geri dönüyor. Yani bugün senin yabancı otunun tarlada kaldığı her gün minimum %1-3 civarında bir zararı var, geciktirdiğin her gün. O yüzden her şeyi
zamanında dozajında yapmamız lazım. Evet. En büyük kaybettiğimiz şey doğru teşhis, doğru zamanlama, doğru dozaj yaparaktan ve doğru uygulama. Kesinlikle. Ya bazı durumlarda olur ki traktör kullanmak icap eder. Biz onu deriz ama burada drone kullanmana lüzum yok. Adamın 3 dönüm tarlası var veya 5 dönüm deriz sırt pompasıyla gir. Tabii ki. Çünkü bunun maliyeti belli bir şeyi var. Zaten biz de mümkün mertebe şu anda çiftçi dostu bir kampanya da başlattık. İnşallah tepkiler de güzel. İnşallah filomuzu gayet büyük tutacağımızı düşünüyoruz ilerleyen dönemlerde. Biz de artık elimizden gelen her türlü yardım yapmaya hazırız. Peki, tabii teknik destek bakımından. Sadece tarla bitkilerinde mi kullanılıyor, başka bitkilerde, zeytincilikte, meyvecilikte falan kullanılabiliyor mu? Tabii ki tarla bitkilerinde kullanmamızın sebebi şu anda tarla zamanı. Evet. Pilotajı düzgün yaptığınız zaman, pilotajı da biraz profesyonellik istiyor ağaçlarda, özellikle meyve uygulamalarında. Meyve uygulamalarında yaygın olarak kullanılıyor diyor yani. Bu daha da yaygın hale gelecek. Ama dediğim gibi pilotaj hassasiyeti gerektiriyor. Yanlış bir harekette, yanlış bir koordinasyon ya sağlandığı zaman zarara yol açabilir. Dronunuzu düşürebilirsiniz. O yüzden mutlaka uzman kişilerle çalışmak gerekiyor. Özellikle bahçe tarımı yaparken, evet, ağaçlara sıkarken. Diğeri sebze tarımında büyük alanlarda, özellikle mesela kışın marul tarlalarına giremiyorsunuz. Özellikle güney kesimlerde, Çukurova bölgesinde marul ve diğer turpillerden bir sürü ekimi yapılan mahsuller var. Tarlaya girmeniz mümkün değil. Çözüm drondan başka şey değil. Gene özellikle bataklık alanlarda veyahut da nemli toprak olan bölgelerde traktörle girmeniz mümkün değil. Bazı nehir havzalarında, çeltik tarlalarında artık çözüm var. Drone'la biz onların inşallah problemlerine çözüm olacağız. Benim bir ümidim daha var. Maraş bildiğiniz gibi bizim dönemimiz çeltik tarımının olduğu, evet, dönemlerde, evet, çok önemli. Çok önemli. Bugün çeltik önemli bir hububat. Çok da yani karlı bir ürün ekildiği zaman. Umarım ama tabii ki ilacını atamıyorsun. Tarlaya giremiyorsun çünkü çeltik tarlaları suyla, evet, tavalarda yetişiyor. İnşallah belki geri dönüşü yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Artık çeltik tarlalarına girebiliyor, evet, değil mi bizim hocam? Sarı çeltemiz var, değil, evet, mi? Meşhur. Sarı çeltik çok güzel, evet, hocam. Çok lezzetli. Evet. Buradan çok az miktarda da olsa memleketimizin üretiliyor. Umarım bu şeye girmez herhalde, reklama girmez memleketimizin. Yöresel ürünümüz. Yöresel ürünümüz. İnşallah bu tekrar bir geri dönüş sağlar. Hem çiftçilerimiz kazanır, hem şehrimizin adı duyulur, hem de ülkemiz kazanır diye ümit ediyoruz. Evet, önemli olan ülkemiz tarımına, tabii, milli ki, ekonomimize, milli, tabii, tarımımıza katkı sağlamak. Evet hocam, başka neler söylemek istersiniz drone'la ilgili? Başka drone'la ilgili söyleyecek çok şeyler var. Pilotaj konusunda uzmanımız var, evet, var. İnşallah o da bir kısa bir inşallah size bir bilgi verecek o konuda. Çekinmesinler. Hem bu dediğim gibi ülke ekonomisi için, hem teknoloji için, ülke teknolojisi için oldukça büyük katkılar sağlayacak. Hem biz çiftçimize destek olacağız. Yani çiftçiden böyle bir geri dönüş olmasa bu teknoloji olmayacak. Yani. Evet, olmayacak. Biz bunu evimizin bahçesinde kullanacak kadar zengin değiliz. İnşallah birbirimize dayanışma halinde çiftçilerimiz de bu ülke tarımını bir nebze olsun geliştirme, bir nebze olsun daha biraz daha katma değeri fazla bir sektör haline getirme inancındayız. Evet. Çabasındayız. Drone'un tarımsal üretimdeki yerini hocamız anlattı. Şimdilik de pilotaj konusuyla ilgili sizlerle programımıza devam ediyoruz. Hoş geldiniz Çiftçi TV ekranlarına. Hoş bulduk. Biraz bizlere kullanımıyla ilgili bilgi verir misiniz? Şimdi teknoloji gitgide gelişiyor ve her havzada kendini ispatlamaya, denetlemeye ve bazı başarılar yakaladı. Ülke tarımının da bir ivme kazanması, Türkiye'ye bir faydalı olma, çiftçilerimize faydalı olma adına teknolojiyi çiftçi arkadaşlarımızla buluşturmayı düşünüyoruz. Tabii sahada drone
uçuş süresi ve su kullanımı olarak çok avantajlı. Daha hassas, yani traktöre göre daha hassas, daha minimize, hata payı daha düşük bir şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz. Tabii çiftçi kardeşlerimize bunu adapte etmek biraz zamanımızı alacak ama başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Burada drone'u sahaya çıktığımızda ilk önce sahanın bir keşfini biz yapıyoruz. Geziyoruz. Sahanın durumu, eğimi, yapısı ve ağaç durumu, elektrik direği gibi engeller varsa bunları tespit ediyoruz. Bunları tespit ettikten sonra arazide bir haritalama oluşturuyoruz. Bu haritalamamıza göre drone kendi otopilotta istediğimiz miktarda, istediğimiz dozda ilacı ilaçlamasını yapıp çıkıyor. Tabii burada bitki koruma reçete yazması hakkı olan ziraat mühendisi meslektaşlarımızın önerdiği değerleri dekara ne kadar doz istiyorlarsa o şekilde biz cihaza tanıtıp o dozda ilaçlamamızı yapmayı başarılı bir şekilde sağlıyor. Tabii teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerle beraber biz bitkinin stres durumlarını, bitkinin sağlık durumlarını, nerede hangi elementin eksik olduğunu gösteren bazı indeks değerler var. Multispektral kamera yardımıyla bunları da yapıp bitkiye nasıl bir ilaçlama, nasıl bir yol izleyeceğimizi, yani afaki değerlerden ziyade nerede eksiklik varsa nokta atışı yapma imkanı da sağlayacağız. Sağlıyorsunuz, zamanla. Evet. Tabii ki. Yani çiftçi arkadaşlarımıza başarılı bir ilaçlama yapmak için elimizden gelenin her şeyi yapıyoruz. Ekip olarak araziye çıktığımızda gördüğümüz sıkıntıları çiftçilere söylüyoruz. Biz suda değil dekara atılan etken maddeyi atıyoruz zaten. Yani ön yargılardan ziyade yapılan başarılı sonuçları herkes az çok okuyor ve biliyor. Biz de arazide drone'la çiftçi kardeşlerimize yol göstermeye çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Yani. Evet. Peki çok kısa parçalarından bahseder misiniz? Tabii ki. Drone'umuz 6 kanatlı. Güçlü motorlara sahip. Üzerinde GPS'i var. Çok güçlü. Kinematik bir GPS. Bataryalarımız var. Uçuşumuzu güç kaynağı olarak bataryalarla sağlıyoruz. Bataryalarımızın havada taşıdığı yüke göre uçuşu 10 dakika ile 16 dakika arasında değişiyor. Genelde 14-15 dakika maksimum uçuş yapabiliyor bir bataryayla, bir set bataryayla. Kendi programı var. Bu programda haritalamasını yapıyoruz. Kumandamız vasıtasıyla veya drone vasıtasıyla duruma göre, hassasiyete göre haritalamayı yapıyoruz. Yaptıktan sonra burada çiftçinin arazisini kaydediyoruz. Çiftçiye hangi uygulamayı, ne zaman, hangi gün veya bir dahaki uygulamasının hangi gün yapılacağı hakkında da ön bilgi veriyoruz. Bu haritayı oluşturduktan sonra bizim işimiz ilaç atma kısmına geçiyor. İlacın karışımını yaptıktan sonra depomuza boşaltıyoruz. Uçuşumuza başlayabiliyoruz. Uçuşa başladıktan sonra tanıttığımız haritaya göre drone kendi otomatik uçuşunu yapıp ilaçlamasını yapıyor. Tabii ki kumandadan sürekli bir uyarı gelir. Mesela bir sıkıntı olduğu zaman bizi uyarıyor. İlaç bittiği zaman uyarır. Pil az kaldığında piliniz az kaldı diye uyarır. Bunları takip ederek başarılı bir ilaçlama yapmak için elimizden geleni yapıyoruz sahada. Evet, yani her şeye dikkat ediyoruz. Pat diye drone'u uçurup götürelim, işte ilaçlama yapalım falan böyle bir şey yok. Yok. Uzman bir teknik ekip olması lazım diye düşünüyorum drone'la ilaçlama yapmak için ve drone pilotu belgesi olması lazım değil mi? Tabii, İHA ehliyetleri var, sivil havacılığın vermiş olduğu. Belli yük kapasitesi sınıfları var. Mesela sportif amaçlı sınıfı var. İHA 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Hangi yükte, yani burada ağırlık esaslı, havadaki ağırlığa göre, sınıfına göre ehliyetini alması gerekiyor. Ve sahada, tabii ki biz şunu diyoruz, aslında burada drone sadece bir araç. Evet. Bu araca ivme kazandıran meslektaşlarımız. Yani sahada birlikte, beraber bir şekilde, koordine bir şekilde çalıştığımız zaman başarılı sonuçlar alıyoruz. Burada pilotun işi aslında uçuş yaparken çok önemli, çok hassas olması gerekiyor. Sürekli takip etmesi gerekiyor. Hata yapmaması için cihazı, yani ola ki tehlike anında cihaza anlık müdahale yapması gerekiyor. Yani burada pilotun drone'da iş yükü biraz fazla yani. Evet. Yardımcı arkadaşlarla da takip ediyor. Tabii bizim cihazımızın önde ve arkasında kamerası var. Bu kameralara göre biz
yere de bakabiliyoruz. Karşımızdaki nesneleri veya uçuş sırasındaki arazinin görüntüsünü falan buradan kumandadan takip edebiliyoruz. Takip edebiliyorsunuz. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Ben bizleri teşekkür bilgilendirdiniz, çiftçilerimizi bilgilendirdiniz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Çiftçi TV ailesi olarak sizleri tarımsal konularda, daha doğrusu tarımsal yeniliklerle buluşturmaya devam ediyoruz. Farklı programlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.